Abdülkadir Selvi, meclisteki kavganın perde arkasında yaşananlar. Bu konuya tekrar değineceğim ama önce meclisten iki tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum. Mahmud Abbas'ın konuştuğu Filistin konulu oturum her yönüyle tarihiydi. ABD Kongresi'nde soykırımcı katil Netanyahu ayakta alkışlanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazze'deki şehitlerin sesi oldu. İktidarı ve muhalefetiyle mecliste muhteşem bir tablo vardı. Aynı meclis, 24 saat sonra ise tanınmaz haldeydi. Sanki bir gün önce mazlumların sesi olan meclis gitmiş, kavgalı bir meclis gelmişti. Mecliste kan aktı. Meclisin saygınlığına, mehabetine yakışmadı. Beklenti oluşturdu. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra muhalefet, Can Atalay meclise davet edilip yemin edip milletvekilliği görevine başlayacak diye bir hava oluşturdu. Hatta Can Atalay'ın hangi gün mecliste yemin edeceğine dair haberler yapıldı. Meclisin Can Atalay konusunda olağanüstü toplanacağı 16 Ağustos günü geldi, çattı. Önce o günün sabahına gidelim. Abdullah Güler'in açıklaması. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler basın toplantısı düzenledi. Anayasa Mahkemesi kararının muhatabının meclis değil yargı olduğunu anlattı mahkumiyet hükmü mahkemeler tarafından kaldırılmadan hiçbir işlem yapılamayacağını açıkladı. İki yol gösterdi. Bir AYM kararına göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapabilir ya da kararında ısrar edip dosyayı yargıtaya gönderebilir. Bu durumda yargıtay onama kararında ısrar edebilir. Ya da infazı durdurup yeniden yargılama kararı verebilir. İki ya da Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma yoluna gidebilir. Meclis Can Atalay'ı tahliye edip milletvekilliği görevine dönmesini sağlayamaz," dedi. Ahmet Şık'ın seçilmesi Abdullah Güler'in açıklamalarından sonra muhalefet cephesinde bir panik yaşandı. CHP ile Dem Parti ve TIP arasında bir trafik yaşandı. Ortak bir strateji belirlediler. Konuşmacı olarak Ahmet Şık'ın seçilmesinden görüşmelerin sabote edileceği belliydi. O da külsüye çıktı, hakaret etti. AK Parti milletvekillerine terörist, dedi. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ama onun cezasını meclis vermeliydi. O nedenle Alpay'ın kürsüdeki müdahalesi kabul edilemez. Meclisteki görüntüleri izledim. Meclis tutanaklarını satır satır okudum. İlgililerle konuştum. Buradan çıkardığım sonuçları tek tek aktaracağım. Sırasını Ahmet Şık'a verdi. Can Atalay'la ilgili oturum başlayınca Dem Parti usul hakkında tartışma açılmasını istiyor. Usul tartışması açılıyor. Bekir Bozda aleyhte konuşmak üzere DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit'e söz veriyor. Gülistan Kılıçkoç Yiğit, söz hakkımı Ahmet Şık arkadaşıma devrediyorum diyor. Ahmet Şık kürsüye çıkıyor. Tutanaklardan, meclis tutanaklarından aktarıyorum. Ahmet Şık sözü hiç uzatmayacağım. Bir tespitle başlayacağım. Sizde hiç utanma yok. Abdullah Güler konuşma be! Muhammed Emin Akbaşoğlu sende utanma yok, sende utanma yok. Ahmet Şık Zerre'yi miskal utanmanız yok, haysiyetiniz yok. Abdullah Güler terbiyesizlik yapma, sende utanma yok, sende utanma yok. Hasan Çilez sende utanma yok, sende. Saliha Sera Kadıgil Hasan otur yerine, gelirim oraya. Otur yerine, artistliğinde bir sınırı var, yakarlar. Ahmet Şık o salladığın parmağı kıracağız, sen bunu yaşayacaksın. Milletvekilleri kürsüye yürüyor. Başkan oturuma ara veriyor. Söz veriliyor. Bekir Bozda mecliste sükunetin sağlanması için grup başkan vekilleri ile toplantı yapıyor. AK Parti grup başkanı Abdullah Güler, Ahmet Şık'ın bu üslupla konuşmaya devam edemeyeceğini söylüyor. Ali Mahir Başarır ve Gülistan Kılıçkoç Yiğit ise Ahmet Şık'la konuştuklarını, hakaret etmemesi için telkinde bulunduklarını işin hukuki yönünü izah edeceğini, sözlerini bitirmesine izin verilmesini istiyorlar. Bunun üzerine meclis başkan vekili Bozda oturumu açıyor. Ahmet Şık tekrar kürsüye çıkıyor. Tekrar tutanaklara dönüyorum. Ahmet Şık bu ülkenin en büyük terör örgütü, hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir. Ahmet Şık hani işin hukuki zemininde kalacaktı tekrar söz verilince daha büyük hakaretlerde bulunuyor. Teröriste terörist demedi. Ahmet Şık, savcı Selim Kiraz'ı rehin aldıkları sırada de HKPC'li teröristlerle röportaj yapmıştı. Ahmet Şık'ın röportajından yarım saat sonra teröristler savcı Selim Kiraz'ı şehit etmişti. Ahmet Şık, Cumhuriyet gazetesindeki haberinde, teröristlere terörist diyememiş, onlardan, eylemciler, diye söz etmişti ama milletin vekillerine terörist diyor. Ahmet Şık bu devleti yıkmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir devlettir diyen birisi. Can Atalay'ın çıkması için bula bula terörist sevici, devlet düşmanı Ahmet Şık'ı mı buldunuz? Meclise yakışmadı. Mecliste izlerken utandığımız görüntüler yaşandı. Meclise kan bulaştı. Tekrar ifade ediyorum. Meclis'teki kavganın haklı olan tarafı yok. Mecliste DYP Siirt Milletvekili Abdurrezzak Ceylan vurulduğunda, Fevzi Şahanlıoğlu aldığı yumruk darbeleriyle hayatını kaybettiğinde oradaydım. Kavga görüntüleri meclisin saygınlığına gölge düşürür. Meclise yakışmaz. Kan akıtanlar. Alpay'ın Ahmet Şık'a müdahalesi ile Ahmet Şık yere düşüyor ve kavga başlıyor. Ahmet Şık, düştüğü yerden kalktıktan sonra yumruk sallarken dirseği Gülistan Koç Yiğit'in kaşının açılmasına neden oluyor. Dem Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın vurduğu yumrukla AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın dudağı patlıyor. Meclise hem Gülistan Koç Yiğit'in hem Mehmet Baykan'ın kanı damlıyor. Bu noktada tekrar baştaki soruma dönmek istiyorum. İyilik mi yaptınız? Can Atalay'ın cezaevinden çıkmasını isteyen uzlaşmacı bir dil kullanır. Muhalefetin içinde bu üslupta konuşacak tek bir milletvekili yok muydu? Bu kavganın Can Atalay'a ne faydası oldu? Bahçeli ne dedi? Can Atalay konusu tamamıyla kapanmış. Peki şimdi siz Can Atalay'a iyilik mi yaptınız? Can Atalay'ın cezaevinden çıkmasını isteyen muhalefet böyle hareket etmez. Can Atalay, "Osman Kavala tahliye olursa elimizde istismar edecek konu kalmaz" diye mi düşünüyorlar acaba?